Bu videomuzda çocuğunu kaybeden ünlüleri derledik. Ebru Şallı. Geçtiğimiz aylarda 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybetmişti. Ebru Şallı'nın oğlunun ağrılarının çok olduğunu, çok acı çektiğini, bu yüzden Allah'a o ağrıların aynısını bana ver diye yalvardığını söylemişti. Coşkun Göğen. Sinemanın ünlü oyuncularından Coşkun Göğen'in kızı Dünya kanser tedavisi görüyordu. 2 yıl dayanabildi. Kenan Sofuoğlu. Henüz 4 aylık bebeği Hamza Sofuoğlu'nu 2015 yılında beyin kanamasına bağlı kaybeden yarışçı ve milletvekili Kenan Sofuoğlu belki de acıların en büyüğünü yaşamıştı. Erol Büyükburç. 5 sene önce kaybettiğimiz efsane sanatçı Erol Büyükburç, kendisi gibi müzisyen olan kızı Ajdan'ı 1999 yılında bir trafik kazasında kaybetmişti. Ajdan ehliyetini kazadan sadece 3 gün önce almıştı. Muhittin Korkmaz. Emektar oyuncu Muhittin Korkmaz, YouTube'da Oha Diyorum kanalıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Cem Korkmaz'ın babasıydı. İntihar ederek yaşamına son veren Cem Korkmaz, tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Seda Sayan, Nihat Doğan. Seda Sayan bebeğini ağır kanamadan kaybetmişti. Seda Sayan ve Nihat Doğan'ı üzen bu olay sonucunda başarılı sanatçı Seda Sayan belli bir dönem evden çıkamamıştı. Burhan Şeşen. Grup Gündoğarken'in üyelerinden biri olan ve solo olarak da kariyerine devam eden Burhan Şeşen, 26 yaşındaki oğlu Serhan Şeşen'i menenjitten ötürü kaybetmişti. Eşref Kolçak. Uzun yıllar kanser tedavisi gören Türk pop müziğinin efsanelerinden biri olan Harun Kolçak, 2017 yılında yaşamını yitirmişti. Babası Eşref Kolçak, "Ah benim dik kafalı Harun'um," dediği oğluna acı bir şekilde veda etti. Mesut Yılmaz. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz da intihar ederek hayatına son vermişti. Neşe Karaböcek. Sahnelerde bir dönem fırtınalar estiren Neşe Karaböcek de bu başa çıkılması en zor acıyı yaşamıştı. Oğlu Hasan Ali Yener'in kaybeden ünlü sanatçının cenazede ağzından dökülen sözcükler de her şeyi özetliyordu. "Senin düğününü yapacaktım güzel oğlum benim." Ali Şen. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından iş insanı Ali Şen, evlat acısıyla değil torun acısıyla yandı. Şile'de UTV aracıyla yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alp Ali Şen'in ardından tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Selçuk Uluergüven. Ünlü tiyatrocu kendisi gibi sahne sanatçısı olan oğlu Eren'i sahnede üzerine dekor düşmesi sonucu kaybetmişti. Cenk Koray. Telekutu yarışmasıyla bir dönem ekranların vazgeçilmez isimlerinden olan sunucu Cenk Koray 2000 yılında kaybetmiştik. 1996 yılında bir barda çıkan kavgada oğlu Nihat Koray'ın burnu kırılmış, eve dönen 19 yaşındaki Nihat geçirdiği sinir kriziyle babasının gözleri önünde cama kafasını vurmuştu. Hastaneye ulaşmadan yaşamını yitirmişti. Reşat Nuri Güntekin. Çalıkuşu, Yaprak Dökümü gibi eserleri yazan Reşat Nuri Güntekin'in oğlu Aksel öldüğünde Reşat Nuri Güntekin bir daha çocuk sahibi olmak istemediğini söylemişti. Fransız sinemasının ünlü aktörlerinden Gerard Depardieu'nun ise oğlunu zatüre nedeniyle kaybetmişti. John Travolta'nın oğlu Jet, bir oteldeki tatili sırasında banyoda Sara krizi geçirdi. Başını yere çarpınca hayatını kaybetmişti. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olunuz.
Kanalımıza like atıp yorum atmayı unutmayınız. Bu videomuzda çocuğunu kaybeden ünlüleri derledik.